Gel şurup içeceğiz. Şurup, şurup, şurup. Nerede şurup? Önce bir kaşık. Çok seviyorsun sen bunu. Anne. Evet. Şimdi içeri gidiyoruz annemin kahve zamanı. Kargayla ilgili bir şarkı var biliyor musun? Gel. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Bakın bir gökkuşağı. Çok güzel bir gökkuşağı ama biraz kaçırdım. Çünkü oraya Instagram'a falan çektim. Böyle çift halkalıydı. Hem buradan hem buradan geliyordu ve şuradan başlıyordu. Mükemmel bir görüntü. Ve Helin onu fark etti. Bak şimdi sana göstereceğim. Bence koyu diye bu kadar net gösteriyor. Ben bana gelen arkadaşlarıma hep böyle evi temizlettiririm. Hani sağ ol. Arkadaş dediğin başka bir şey. Arkadaş dediğin, teyze dediğin böyle bir şey. Göz yumam ama. Aşk olsun, çok temizdir. Abi gerçekten rezalet ya. Olur böyle şeyler. Çocuk mucuk. Yani göz görünce gönül katlanamadı. Bir şey olmaz. Ay orayı neyse görmesinler ne kadar toz çıktığını. Şöyle. Serpil İşko geldi. Bugün bayağıdır görüşemiyorduk. Kendisiyle hem Helişko'mu görmeye hem de işte bize böyle biraz müzik yapıp yardım etmeye. Neyse Allah razı olsun şaka bir yana. Tütün altın olsun. Gerçekten çok doğaldı. Ya bazen öyle bir şey oluyor ki vallahi poz alacak insanın zamanı olmuyor. Yani zamanı olsa da fırsat yaratmak istemiyor. Ben şimdi Helin'e yemek yedireceğim. O da işte bir tane slipi var mı? Slipi şuraların tozunu alayım falan dedi ben de. Hemen tutuşturuverdim Helin'e. Ya tabii ki öyle bir şey yapmadım. Aranızda bayağı bir Allah aşkına falan muhabbeti oldu ama. Sonra neyse en son dedim ki Allah razı olsun. Ne diyeyim Allah tuttuğunu aldı neyse. Bir de bir Dyson'ı aldı az önce eline. Böyle. Böyle arkadaşlarınız olsun. Gerçekten hayat böyle çok daha güzel ve kolay. Önemli ya gerçekten. Bazen her gün aynı psikolojide olmuyoruz mesela şu an işte. Hasta gibi hissediyorum kendimi. Yorgun hissediyorum ama hem çocukla ev işi zor, kolay değil. Değil mi Helin? Hadi otur anneciğim, mama yiyeceğiz. Oh, bu lokum biraz iyileşti. Ama hafif öksürüğü var. Biraz daha iyi, dün daha kötüydü ama bugün bir tık daha iyi. O yüzden buna şükür diyoruz. Benim biraz genzim tıkalı ama idare ediyoruz. Sen aç değil misin? Kokuyorsun. Miş. Ama bu. Tamam, Serpil yedirsin. Gel. Sen de bir kaşık. İster misin? Aç ağzını. Sıcak ama galiba Berfu. Sıcak mı? Çok az. Yaklaş biraz. Çok karıştırmış. Ama biraz yaklaş. Evet ama bunu hepsini dökeceğiz içerisine soğusun diye. O yüzden yoğurt sadece bu kadar var, tamam mı? Nasıl yedin mi? Bırak onu. Ya herhalde ya. Kim yedirecek başka kız? Tabii ki teyzesi. Onun bütün garezi bana ha. Herhalde. Bana niye garezi olsun ki? Geliyorum, biliyorum ben. Bana niye garezi var bir çocuğu? Uçak. Evet orada uçaklar. Şeydi hoş. Ne geldi? O kadar hızlı geldiler ki. Bu unlardan... Instagram'da bahsetmiştim. Bilmeyenler, görmeyenler, duymayanlar ya da duyamayacaklar için burada da bahsedeyim istedim. Bu filizlendirilmiş sorgum unu. Filizlendirilmiş unlar diğer unlara nazaran çok daha sağlıklı. İşte öğütülmesi, sindirmesi daha kolay olan unlar. Ve sorgum unu da diğer unları, yani beyaz una en yakın olan un. İşte çölyak hastalarının falan da kullandığı un çeşidinden aslında bu da. Bu ben Helin için beyaz un kullanmak istemiyorum. Alternatifinde kullanabilirim diye. Bir dakika. Böyle alternatifinde kullanabilirim diye düşündüm. İşte bu sorgumunu da öneriyorlardı. O yüzden bu sorgumunun unundan aldım.
Evet, uçak. İşte araştırırken bu sorgun ununun Talya Foods'a tren yolda rastladım ve çok uyguna geliyor gerçekten fiyatı. Sizle paylaşırım aşağıda linkini. Eğer hala aynı kampanya devam ediyorsa çok uyguna alabilirsiniz. Arka tarafında zaten böyle filizlendirme nedir diye bir şey var. Bilmiyorum, netliyorsa da bir durdurup okuyabilirsiniz. Bir de nohut unu aldım. Nohut unu da daha çok böyle poğaçalarda, pankeklerde falan kullanacağım. Tuzlu, tatlı, hamur işi, ekmek gibi bunlarda kullanacağım. Alternatif tat olsun diye bundan aldım ama esas bundan kullanacağım Helin'e. Daha öncesinde tam buğday kullanıyordum, çavdar kullanıyordum, bir de siyez kullanıyordum. Çavdar çok değil aslında ama siyezle tam buğday ikisini beraber kullanıyordum. Tam buğdayın tadı çok fazla baskın oluyor yiyeceklerin içerisinde. Siyez unu biraz daha iyi ama bu ikisinin böyle çok tat vermediğini, tat vermediği için de yiyeceklerin içerisinde daha çok böyle o beyaz unun, hani almayız ya hiç tadını, onun gibi olduğunu söylüyorlar. Ben de denemiş olacağım böylelikle. Ek gıda yeni başlıyorsanız direkt bunlarla beraber başlayabilirsiniz. Bu arada bir alışverişim oldu ama ben az önce kutusunu attım dayanamayıp. Allah! Dayanamayıp böyle evde çok yer kapladığı için attım ama şimdi bir bahsedeceğim size. Hatta şöyle üstümde hemen giydiğim eşofmanı göstereyim. Bu ben çok beğendim. Kumaşı falan aşırı güzel. Tamamen yani %100 garanti verebilirim ki Oysho kumaşı. %100 Oysho kumaşı. Değil mi Serpil? Kesinlikle. Onay da alıyorum. İkimiz de Oysho, eski Oysho'cular olarak da kumaş kalitelerine %100 hakimiz. O yüzden emin olarak söyleyebilirim. Oysho kumaşı. Rengi çok güzel. Bunun aynısının siyahı da var. Bu Defacto'dan aldım bunları. Bir deneyeyim dedim. Bakayım nasıl çıkacak falan. Böyle Defacto'nun kodlarıyla beraber kampanyaları, indirimleri falan derken çok uyguna geldi. Diğer şeyleri de göstereceğim. Böyle evde yine giyeyim diye. Böyle bol oversize bir sweatshirt aldım. Şöyle içi şardonlu. Böyle boynu işte fermuarlı falan. Ondan sonra cima. Bunun da kumaşını falan çok sevdim. Yine şeyden gidelim. Şöyle. Şundan gidelim. Bu da böyle polar yine sweatshirt. Yine oversize. Böyle. Taytların üstüne giyeyim diye. Bunlardan bu kaç beden? Mesela birinin large almışım. Bunu small almışım. Neredeyse aynı gibiler ama hani eğer düşünüyorsanız bunu göz önünde, şunu çekeyim biraz, bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. O gri ile şey aynı beden. Altındaki M beden, üstündeki large beden mesela. Üstündeki large, altındaki S, şey M. S'si olur muymuş? Yani olurmuş ama M'si bence gayet iyi. Beni zaten boydan anca M'ler kurtarıyor. Bir triko, ben bu tarz böyle kendinden böyle kaçık örgüleri çok seviyorum. Delik delik. İçerisinde bir atletle beraber çok hoş duruyor. Şöyle göstermiş olayım ve sıcak tutacak bir şey bu. Bende bunun benzer türevleri var. İşte grisi var, yine siyahı var, buna benzer falan ama onlar çok ince. Bu daha böyle kışlık yarım boğazlı bir şey. Ondan sonra cima. Bir de şöyle normal işte bir basic crop tarzı. Basic crop, uzun kollu. Bu da çok güzel. Yine taytlarla, pantolonlarla çok güzel olur. Bir ürün daha getireceğim. O Defacto değil, o Trendyol'un aldığım bir şey ama göstereyim. Bir de böyle likralı, tamamen likralı bir boğazlı diyebiliriz. Dalgıç kumaş gibi, yani tayt kumaşına benziyor aslında. Evet, tayt kumaşı diyebiliriz. Bu Oysho taytların kumaşına yakın bir kumaş gibi bir şey. Tamamen stretch sarıyor. İçerisine falan giymek için aldım. Beğenirsem diğer renklerini de alacağım diyerek aldım. Bir deneyeceğim. Eğer memnun kalırsam diğer renklerinden de alacağım. Denemeli göstermek isterdim ama şu an çok üşeniyorum. Bu tarz böyle alışveriş videolarını seviyorsanız daha fazla gösterebilirim ama hani böyle şey, her alışverişimde işte kamerayı açayım da göstereyim gibi değil. Hani bugün denk geldi bu vlogun içerisinde. Kargo zaten bugün gelmişti. Ben de böyle sabahtan beri bir kıyafet değişikliği falan yaptım. O vesileyle bir göstereyim istedim. Bir de Helin'e çoraplar aldım. Bir dakika ya. Birkaç rengini göstereceğim onunla. Size odaya bir gidelim. Odada göstereyim. Sepetin içerisinde. Şimdi buraya getirmeye üşendim. H&M normalde ben Helin'e çoraplarını kullanıyorum.
memnunum da aslında. Ama bunun çorap, yani bunun lastikleri ondan çok daha iyi olmuş bence. Şey, altından o kaydırmazları. Şöyle triko çoraplardan aldım. Bir, iki, şöyle iki, üç rengi var bunun. Diğer rengini göremiyorum, bulamıyorum şu an. Pembelisi var bir de. Neyse, yok şu anda. Beyazı, pembesi, grisi. Bu böyle üçlü bir set. Bir de şöyle bir set var. Bunların da yine böyle pembe ve beyaz tonları var. Bunun lastiklerini şöyle göstereyim. Şöyle güzel, yani güzel kavrayacak gibi. Ve altının silikonları çok güzel. Böyle şöyle. Netledi mi? Netlemiştir umarım. Büyükçe silikonları. O yüzden kaydırmaz tabanlar gerçekten. H&M'in silikonları çok küçük. O yüzden kaydırmazlık işlerini tamam yerine geçiyorlar ama bu daha iyi getirecektir diye düşünüyorum. Bir de şu tarz bir şey aldım. Bunda yine böyle kaydırmazları var. Özellikle kaydırmaz seçiyorum evin içerisinde eline. Emekleme döneminde bile alabilirsiniz kaydırmaz. Çünkü ara ara böyle tutunup ayağa kalkmaya başlıyorlar. Ama sonrası için de çok rahat oluyor gerçekten. Bunun özelliği de burası böyle şey, diğeri gibi çok lastikli değil. O yüzden hani sıksın istemiyorsanız bunun lastiği şurada esas. Şurada bir lastiği var. Bunu da böyle üstüne katlıyorsunuz. Aslında böyle duruyor yani. Bunlar 1-2 yaş olması lazım. 12-24 ay. Bir de daha küçükleri falan vardı işte. Ben sevdim. Benzer tonlar aldım. Ay, boğazım hala kötü. Benzer tonlar aldım zaten birbirine. Böyle morlar var, lilalar, şey, pembeler var, beyazlar var, griler var. Böyle bir çorap kendime de aldım. Yine böyle bir 7-8 tane falan kendime de çorap aldım. Böyle çoraplı ve tekstilli bir alışveriş oldu. Unutuyordum. Küpeler arkadaşlar, bakın küpelerime. 3 al 2 öde gibi bir şey vardı. 3 tane küpe aldım. 120 lira mı ödedim? Öyle bir şey yani, inanılmaz. Bu küpelerin aynısı biliyorsunuz her yerde var. Daha şey, popüler oldu. Diğerlerini de hemen göstereceğim size. Getirdim. Ötekiler de şöyle. Bu böyle sarı. Böyle. Bunu da çok beğendim. Fiyatına göre çok iyi. Yani hani çok beğendim, çok beğendim. Her şeyimi çok beğendim. Fiyat performans çok iyi. Bu da böyle beyaz başka bir küpe. Şöyle. Bunlar da böyle. Bu da böyle. Evet. Şimdi... Evet, dışarı çıkıldı. Bir değişimimiz var. Onu halledeceğiz. Serpil aşağıda bir bekliyor. Bay bay. Evet. Bak Serpil'e. Haber vereceğim ben. Bebek arabasını unuttuğumuz için eve yürümek zorunda. Aa, bak Mori nasıl anladı. Geldik ya. Yürüyelim mi? Evet. Tamam, peki hadi. Böyle birisini çekmesi de güzel. Keşke mikrofonumu da alsın. Aa evet. Ya böyle birisini çekmesi inanılmaz. Rahatlık. Kendimi şey gibi hissettim. Semiramis Pekkan. Semiramis Pekkan'ın peşinde. Bu ara onu çok izliyorum da. İki tane böyle... İki tane böyle dolanan kameramanı var. Ben de kendimi öyle hissettim. Şimdi biraz yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Bazı küçük günahlara girilecek. Helin'in arabasını almadığımız için de onu bir yere sıkıştırırım. Öyle yemek yiyeceğiz. İki kucak arasına. Aynen. Ooo! O kadar acıkmışız ki gözümüz dolmuş ve çekmeyi bile unuttum. Peki. Gömdük bunu da. Çocuğun ıslak mendili almamışım falan yani gerçekten. Ay, inanılmaz bir evden çıkış şekli ya. İnanılmaz. Aferin sana ya, her şey kendine yapıyor ya bu kız. Şimdi keyif bebesindeyiz. Burayı seviyorum. Burada güzel şeyler oluyor. Çok teşekkür ederim ya. Şunlar mesela dikkatimi çekti. Bunlar böyle. Çok tatlıymış. İçerisinde kapaklı, çift katlı. İşte dışarıya alıp çantaya falan atmalık.
şu markayı bilir misiniz? Moşi yani markasını yine her şey çok tatlı. Aynen evet. Bu markayı da çok seviyorum. Çok tatlı ürünleri var. Hani ben biraz geç tanıştım. O yüzden bunlardan 6 ay için almamıştım ürünlerini. Ama yine başlayacaksanız bunlar çok tatlı. Büyüklükleri çok ideal. Bunlar başlangıç bardakları olarak çok güzel. Ondan sonra şöyle silikon matlar yine başlangıçta çok güzel oluyor. Manşkin'in zaten bütün ürünlerini ben çok seviyorum. Şunlardan var set olarak bende. Bu da yine çok güzel bir kase seti. Kaşık olarak eline kullandığım kaşıklar benim bunlardı. Ama Manşkin'in tüm kaşıkları güzel. Şunlar daha güzel. Bunlardan aslında bunu tercih edebilirsiniz. Bunlar da yine çatal bıçak seti Helin'in. Başka şöyle gördüklerimi size göstereyim dedim. Yine Pure Project markası şöyle. Tüm seriyi kullandığımız. Şu benim mama temizleyici olarak kullandığım dışarıda. Çok memnunum ondan. Ona bakabilirsiniz. Şöyle bir hızlı bir tur. Ben bunu ödeyebilir miyim? Onlardan var. Yani iki çeşit, üç çeşit falan var. Aa bundan varmış. Bundan varmış. Bunu burada bir inceleyelim. Bu böyle şey, tebeşirli galiba. Tebeşirli bir set. Arabada falan kullanmak içindi. Ama bunu başka çeşidi. Bunu başka çeşidi yok değil mi şu an? Sen kendin kullandın onu. Bak sana yeni başka bir şey aldım. Ne bu? Ay bu da çok güzelmiş. Ama bak bunlar daha güzel. Heh. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Eve gidip bununla hemen oynamamız lazım. Evet, en azından. Bay bay yap ablayı anneciğim. Bay bay. Bay bay. Tamam. Sen ne olacaksın? O gün biz parasını verdik, aldık. Hadi koyalım. Bunu sen taşı. Al taşı. Aferin, gel anneciğim. Hadi gidiyoruz, başka mağazalara gideceğiz. Sen acayip bir şeysin. Sen var ya, baban yandı, ben söyleyeyim. Baban yandı. Kıyafet denizi var mı? Dolabında da böyle yapıyor. Açtığınız zaman. Ay çok ciciler. Aa başka bebekler var. Gel bakalım, gel başka bebekler var dışarıda. Koş hadi, susup götürmek istemiyorum seni. Helin. Helin. Atlı karıncalar vardı burada, hatırlıyor musun? Hadi oraya gidiyoruz, gel. Şeye uğradık. Burada da yine beğendiğim şeyleri size göstereyim. Beğendiğim, kullandığım. Şu bir dakika. Helin kucağındayken. Şu rolonlarını çok seviyorum ben. Kullanıyorum. Şimdi Serpil de zaten ondan almaya geldi. O da yine beraber almıştık zaten ilk. O da çok memnun kalmıştı. Ben de çok seviyorum. Onlara bakabilirsiniz. Alüminyum içermeyeni de var. Bu arada hamileler için o da önerimdir. Bir de şu saç serisi şurada, bir dakika. Şu ürün ısı koruyucu olarak geçiyor. Ondan da yine çok memnunum. Birkaç pompası yeterli. Geliyor zaten saça. Çok güzel. Hem ısıdan koruyor hem de kırılmayı önlüyor. Bir iki hafta falan oldu kullanıyorum. Saçları yumuşatıyor. Çok da güzel kokuyor. Ben de mi içeyim? Ay susamıştım, teşekkür ederim. Susamıştım, teşekkürler. Aldın mı sen? Ah almış, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Atlı karıncaya. Atlı karıncaya gidiyoruz. Evet. Ay ay ay, evet.
Hadi binelim mi? Binelim mi? Hadi gel. Hadi gel. Oradan değil anneciğim, buradan gel. Kapı burada, gel. Tamam, bekleyelim. Anlatıp derdimizi onlara. Şarkıyı bekliyor, farkında mısın? Kameramana da biraz yardım be kardeş. Hello. Evimize giriyoruz. Saat bayağı bir geç oldu. Yani 7 falan şu anda saat. Helin yemeği bucu bucusu derken biraz geçe kaldık. Şimdi o yüzden kapatmam gerekebilir. Bundan sonra devam edemeyebiliriz. Helin yemeğini yedireceğim. İşte sonra da çok vakitim olmayabilir, o yüzden görüşürüz. Günaydın. Bu yeni bir vlog mu olur yoksa devam mı olur bilmiyorum, fakat bugün günlerden 1 Şubat. Şubat ayına girdik çok şükür ki. Ocak bitti artık. Size de çok uzun geldi mi? Gerçekten bana uzun geldi yani, bayağı bir. Helin'le beraber oyun oynuyoruz. Az önce size yeni bir vlog editlemesini bitirdim. Bu akşam yükleyeceğim. Bu böyle temizlik düzen vlog falan olacak. Bir sonraki vlogum da hazır. Onun editi bitecek. Bu da yeni bir vlog olur diye düşünüyorum yüksek ihtimalle. Şimdi Helin'le birazcık duysal oyun oynuyoruz. Yani bu ne kadar duysaldır bilmiyorum ama benim sinirime bozduğu kesin. Böyle bir şey yapayım dedim. Hani eğlensin, farklı gelsin. Çünkü evdeki böyle devamlı aynı oyuncaklarıyla beraber oynamaktan sıkıldı çocuk olarak. Şimdi ne yaptığımızı göstereceğim. Instagram'dan görmüşsünüzdür, daha öncesinde paylaştım çünkü 3-5 gün oldu, ben orada zaten paylaşalım bunu, 3 gündür falan yapıyoruz. Fasulyeler şöyle. Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Aa, kocaman bir şapka var kafanda. Neredesin? Böyle küçük bir şeyler aradım evin içerisinde. En hani uygun olabilen... Neredesin? Uygun olan bu olur diye düşünerek fasulyelerle yaptık. Ay! Fasulyelerden böyle bir işte içerisine hayvanları saklıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Buradan buraya kaptan kaba aktarıyor falan. Neredesin? Yani güzel, onu çok oyalayan bir oyun oldu. Fakat gördüğünüz gibi her tarafta, şöyle altlarda, işte ne bileyim şuralarda, her yerde fasulye. Çünkü böyle eliyle böyle bir dağıtıyor her taraf. Fasulye. Aa, neredesin? Ben de buna bir çözüm olarak şöyle bir şey buldum. En azından dedim hani toplayacağım zaman bunu böyle alır toplarım. Hani daha rahat toplanır diye düşündüm. Ama daha da fazla bir çözümüm yok. Yani evet, bakın. Anneciğim, o işlemi burada yapalım olur mu? Koy buraya. Dün kendi kendime dedim ki Berfu, yani kendine iş çıkarttın. Böyle Montessori, Sensori diye. Böyle bu oyunlarla kafayı yiyeceğim evi toparlayıp temizlemekten. Ben şeyi merak ediyorum. Hadi mesela bu fasulye. Şöyle kendimi çevireyim. Hadi yani bu mesela fasulye. Ama işte bunu ne bileyim kumlarla yapanlar var. İşte daha böyle küçük küçük minicik minicik parçalarla yapanlar var. Bu insanlar evini nasıl temizliyorlar diye düşünüyorum. Yani ben sonrasında ne yapıyorlar acaba diye. Ben çok seviyorum o tarz oyunları ama hani hatta hep böyle Helin'e hamileyken ya da Helin küçükken de yaparım falan diye düşünüyordum da yapabilmek
Yani nasıl mümkün? Evi birisinin temizlemesi gerekiyor arkasından. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Çok da mümkün değil yani. Dedim kendi başıma bela aldım. Ama eğleniyor. Gerçekten çok zaman geçiriyor bu arada. Bu oyun grupları falan oluyor ya bu yaşlar için, işte 1,5-2 yaş arası. Zaten genelde bu tür şeyler yaptırıyorlar. Ben de şimdi kışa denk geldiği için oralara götürmek istemiyorum. Hastalık mastalık falan kapacak diye. Götürmek istemediğim için böyle dedim, evde böyle bir şey yapsın. Mantıklı oldu fakat bana birazcık iş çıkıyor. Bir de hani çekiniyordum ilk başta, ağzına atar mı acaba bunları diye. Atmıyor. Ağzına atmıyor bunları. Ama bu güncelleme heline ne zaman geldi? Yaklaşık bir aydır diyebiliriz. Yani 16 aylık dolu dolu şu an. 16'yı bitirecek. Bu ayın 23'ünde. Yani daha yeni geldi güncelleme. Helin bayağı bir her şeyi ağzına atan bir çocuktu normal şartlarda. Hani sizin bebeğiniz de öyleyse eğer sabredin. Bu güncelleme geliyor. Helin'i babaannesine bıraktım. Ben de şimdi spora gidiyorum. Bugün ağlamadı çok şükür ki. Çünkü şöyle bir yöntem bulduk. Zaten Helin'e demiştim aslında, hani babaannen seni parka götürecek, bak dışarıya çıkaracak falan diye. Böyle heyecanlandı ben öyle söyleyince. Sıkıntı yaratmadı aslında. Hani güzel çıktık evden. Ama gel gelelim kapıya geldik. Şimdi anneye bay bay diyeceksin. Ben gideceğim. Baban gibi işte, baban nasıl işe gidiyor geliyor. Ben de gideceğim. 1-2 saat işim var. Spora gideceğim. Sonra geleceğim seni alacağım falan dedim. Böyle gayet kafasını sallıyordu. Bay bay diyeceksin değil mi falan diyorum. Evet falan diyor. Kapıya geldik. Bay bay diyorum. Yapıştı tabii bana. Bırakmadı. Ondan sonra parka indirdik. Bu şekilde açtık yani sorunumuzu. Parka inince bana gayet güzel bir şekilde bay bay falan dedi yani. Sıkıntı olmadı. Şimdi işte spor, uzun zamandır hastayım ya. Ondan önce de birkaç defa dersi iptal etmek zorunda kaldık. Neredeyse 2 haftadır falan derse gitmiyorum. Bugünkü ders muhtemelen bana ağır geçecek. Hala da kırgınlık var vücudumda ama bakalım. İyi gelir umarım. Ay geldik yine. Çürükçü dükkanına. Yani doğru kararı verdim ve emin değilim ama spora gelerek hiç halim yokmuş gibi hissediyorum. Umarım dersten çıktığımda kendimi iyi hissederim. Yine bir Migros turuyla karşınızdayım. 2 dakika bir markete girdim. Biraz abucu bir şeyler alacağım. Çünkü şu an çiftle yapasım var. Yani bir şeyler böyle atıştırmak ve pislik yapmak istiyorum. O yüzden de buradan şimdi o pislik remuzu bulalım ve alacaklarımızı alıp evimize geçelim. Sonra zaten size video çekeceğim. Şimdi bir ürün görmüşken size hemen göstereceğim. Bunu ben Helin'e Helin doğduğunda alerjisi çıktığı zaman fark ettim şu ürün. Bir ara çok fazla öneriyordum ve unuttum. Hatta önereyim yine. Kakaolu fındık kreması. Bunun içerisinde vegan olduğu için süt falan yok. O yüzden böyle hani alerjik bir şey çıkarsa bebeğinizde ve böyle tatlı kriziniz gelirse ona bakabilirsiniz. Bu da böyle bir buraya önerim olsun. Ya çok kötü bir alışkanlık biliyorum ama maalesef bir cips bağımlılığım var. Bu arada spor yani iyi geldi galiba. Hani gitmem iyi oldu. Böyle bir kendimi toparladım falan. Şimdi de normal şartlarda böyle dışarıda bir yerde oturup mu videoyu çeksem demiştim. Ama baktım hava çok soğuk. O yüzden şimdi eve gidiyorum. Ve size videomu çekmek için oturacağım. Eve geldim. Şimdi banyodayım. Çünkü size memnun kaldığım birkaç cilt bakım ürününden bahsetmek istedim. Bunları tabii ki yani sizin cildinize iyi gelir gelmez vesaire bilemiyorum ama böyle Instagram'da çok fazla göstermiyorum. Nedense yani aklıma gelmiyor. Hani favorilerim, makyaj favorilerim falan diyebilir miyiz acaba bu? Bilmiyorum. Neyse memnun kaldım. Uygun fiyatlı birkaç markadan bahsedeceğim size. Daha önce defalarca kez aslında Instagram üstünden de ben bunu gösterdim, bu markayı. Maruderm diye bir marka. Bu Türk bir marka ve yeni böyle hani adı duyulan bir marka. Özellikle böyle takip ettiğim bazı cilt bakım hesaplarında işte cilt bakım üstüne gerçekten hani bu işi
hakkıyla yapabilen bazı hesaplar var. Onları takip ettiğim kadarıyla da Moridorm içeriklerinin temiz olduğunu, güvenilir olduğunu işte ve cilt için işe yaradığını söylüyorlar. Ben de bunları sizle paylaşayım istedim. Belki takip etmiyorsunuzdur o hesapları. Belki çok ilginiz yoktur. Böyle hemen birisinden duymak daha iyi geliyordur size. Şimdi ben de bu markanın o kadar fazla ürünü var ki bir tane böyle yağ bazlı temizleyicisi var. Şu an muhtemelen bu yağ bazlı temizleyiciler arasında en uygun fiyatlı olanlardan birisidir bu. Ve benim cildime çok iyi geliyor. Çok güzel nemlendiriyor. Asla kurutmuyor. Bunu yaklaşık bir 6 aydır falan herhalde kullanıyorum. Ve bakın yani her gün neredeyse kullanmama rağmen içinde daha bu kadar var. Bu 400 ml ve çok uzun bir süre gidiyor gerçekten. Tek bir pompası yetiyor. Çıkmayan göz makyajınızı çok güzel çıkartıyor falan. Yeteri kadar övdüysem eğer diğer ürünlere geçebilirim. Yine bu markanın iki tane kremini kullanıyorum. Şöyle bir tane. Bu daha aydınlık veren niacinamide var içerisinde. Niacinamide diyeyim. Bundan da çok memnunum. Nemlendirmesinden bundan da çok memnunum. İkisi de çok güzel iş görüyor. Ama eğer diyorsanız ki benim cildimde renk eşitsizlikleri var. Hani ne yapayım? O zaman şunu tavsiye ederim. Bu renk eşitsizliklerini düzenleyen bir şey. Bunu ben ne için aldım? Bu cilt bariyerini onarıyor. Yani eğer mesela bir sivilce tedavisi görüyorsanız, cildinizin bariyerinde herhangi bir sorun oluştuysa eğer, işte her şeye bağlı olabilir. Bu aklıma gelmedi, örneklendiremedim. Ben retinol kullandığım için emzirmiyorum. Bu arada emzirenler retinol kullanamıyor tabii ki. Emzirenler ve hamileler. Emzirme dönemi bittikten sonra retinol kullanımına başladım. Onunla beraber de bu kremi kullanmaya başladım. Bazen bunu kullanıyorum retinol ile. Bazen de bu Cosmed'in kremini kullanıyorum. Yine bundan da bahsetmiş olayım araya girip. Cosmed'in bu üründen de çok memnunum. Bu Sika kremler de yine cilt bariyerini onarmaya yönelik kremler. Bu ikisi bu amaçla kullanabileceğiniz kremlerden. Başka gelelim bu Moridorm markasının nelerini kullandığıma isterseniz oradan devam edelim. Bütün serumlarından çok memnunum. Markanın 4 tane serumu var bende. 4'ünden de çok memnunum. Gece serumu var. Gece serumunu kullandığımdan beri cildimde çok aydınlanma gözlemliyorum. Bu ginseng serumundan da zaten sabah akşam çok memnunum. Sabah akşam kullandığım bir ürün ve düzenli kullanımda gerçekten cildinizi parlatıp cildinde ne var sorusunu size sordurtabilecek bir ürün. Retinolü böyle geçiyorum. Retinol başlı başına ayrıca bir konu, o yüzden onu geçelim. Hyaluronik asidi de zaten herkes biliyordur. Cildin nemini, cildi neme doyuran bir serum diyebiliriz aslında buna. Başka serumlardan ilerlersek eğer, bu arada Moridorm ile alakalı bu kadar ürünüm var. Daha ne olsun. Serumlardan ilerlersek bir tane B vitamini, kompleks B vitamini serumunu almıştım. Bir de peptit serumunu almıştım. Peptiti retinol ile beraber kullanıyorsunuz. Onun için almıştım. İkisini beraber kullandığınızda gerçekten çok bence işe yarıyorlar. Yani bunun cildimdeki etkisini. Ben bu ara düzenli kullanamıyorum. Bu 10 gündür falan hastalık araya girdiği için düzenli kullanımımı bıraktım ama düzenli kullandığımda işte haftanın 1-2 günü retinol, işte her akşam sabah ginseng, hyaluronik asit, kremler düzenli bunları yaptığınız zaman cildinize çok büyük bir fark gerçekten görüyorsunuz. B vitamininin yine çok başarılı olduğunu gözlemledim. Sadece bir ara bunu sürdüm. Ginsengi bıraktım. Sadece B vitaminini sürdüm. Şok oldum. Yani cildime şu an mesela öyle değil zaten. Parlıyor ya. Yani böyle sanki highlighter basmışım gibi cildime parlıyor. Bu o konuda çok başarılı. Bir de şunlara gelelim. Cildimin aydınlık görünmesi, tek renk görünmesi, hani pürüzsüz görünmesi. Onun için kullandığım ürünler ise niacinamide içerikli ürünler. Markadan, Shebeck markasının bu glikolik asitli niacinamide içerikli toniğinden çok memnunum. Ama eğer asitlerle aranız çok iyi değilse ilk başta cildiniz bir tık reaksiyon gösterebilir ama hani yakacak bir ürün değil. Glikolik asit olduğu için içerisinde biraz böyle ciltte hafif bir reaksiyona sebebiyet verebiliyor. Benim cildim biraz hassas. Özellikle mesela duştan sonra falan kullanmayın. Gözenekler açık olduğu için ekstra hassasiyet yapar. Ama hani akşam cildinizi temizledikten sonra yatarken böyle bir şey sürebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır bu toniği kullanıyorum. Bu tüm vücut için kullanılabilen bir tonik. Yani cildinizin herhangi bir yerinde bir renk eşitsizliği, bir düzenlenmesini istediğiniz, aydınlanmasını istediğiniz bir yer varsa eğer ve şeylere de iyi geliyor. Siyah notlara falan da çok iyi geliyor.
bunu öneririm. Onun siyah noktalarıma çok iyi gelen, gözeneklerime çok iyi gelen başka bir bu markanın, yine Shivet markasının başka bir ürünü. Bu serumdan da yine böyle çok memnunum. Galiba 2 haftadır falan çok gitmiyor elim. Böyle 2-3 defa falan kullandım 2 haftada. Gözeneklerim büyüdü. İnanır mısınız? Yani gözeneklerim tekrardan ortaya çıktı, ben buradayım diyor. Bu arada bunu da, bu tonikte de yine ara verdim. Ya bu arada dediğim gibi cilt bakım rutinimi aksattım. Aksattığım için de cildim eskisi kadar iyi değil. Ve fark ettiğim şeyler neler? Yani bunu mesela aksattım. Bunu aksattım. Gözeneklerim çoğaldı ve siyah notlarım çoğaldı. Bu demek oluyor ki bunların etkileri gerçekten var. Gözümün altı için kafein serumlarından kullanıyorum. Şu an elimde iki marka var. Bir tanesi Shirek markasının, bir tanesi de Ordinary markasının. Ordinary'yi de çok seviyorum ama hani ülkemizde fiyatı çok arttı. Hani herkes ulaşamayabilir, yurt dışından getirtemeyebilirsiniz. Hani fiyatlar pahalı gelebilir vesaire diye. Bu uygun fiyatlı olan ürünlerden göstermek istedim. Çünkü neden göstermeyeyim ki? Yani gidip de bir şeye böyle çok para vermeye... Bence eğer muadilleri varsa ve gerçekten işe yarıyorsa bunlar, içerikleri temizse, güvenilir markalarsa hiç gerek yok bence gidip pahalı markalar almaya diye. Çok kült markalar var. Ürünleri çok bilindik, çok spesifik, isim vermeyeyim şimdi, gerek yok yani. Onlar başka bir şey. O farklı bir kategori. Onları ayırıyorum ama hani bunlar diğerlerine muadil olabilecek ürünler. O yüzden bunları göstermek istedim. Öyle yani, biraz daha cilt bakım ağırlıklı gittik. Böyle saç bakım falan filan, eğer isterseniz bu tarz bir şey beğendiyseniz de bunları yazarsınız. Ayrıca böyle komple favori bazı altında mı? Öyle bir şey yapabiliriz. Bu arada hala böyle videolar seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ben izliyorum mesela. İşte eskiden çok vardı böyle Kasım ayı favorilerim, Aralık ayı favorilerim işte, falan gibi bunlar vardı ve çok izlerdim. Hani şu an o kadar popüler değiller ama hala benim gibi bir kitle var mı böyle Kasım ayı favorilerim dendiğinde heyecanla açıp izleyen, ya da mesela cilt bakımında favori ürünlerim dendiğinde heyecanla izleyenler varsa eğer aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Ben de en azından içerikleri belki ona göre düzenlerim. Çünkü devamlı böyle vlog aynı şeyler. Aynı rutinde devam ediyorum bebekli olduğum için tabii ki. Biraz bunlara da sanki ağırlık verebiliriz gibi geliyor. Instagram biraz kafa yordurtan bir yer bana. Yani gerçekten orası için kafa yoruyorum. Yani böyle çok hızlı içerik çıkartabilen bir insan değilim ben orada. Özeniyorum çünkü, özendiğim için. Böyle hani 2 saniyelik video yükleyeyim falan, öyle bir şeyim yok yani. Takipçi kazanmak adına yaptığım bir şey olamıyor. Öyle olduğu zaman bana yakışmıyor, üstümde eğreti duruyor. O yüzden buradan alınanlarla o tarafı belki besleyebiliriz diye düşünüyorum. Instagram'da da bunlara yer verebilirim belki. Belki hoşunuza gider, bilmiyorum gerçekten hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi, bunu merak ediyorum. Bunu bana söylerseniz orada da ağırlık veririz, burada da ağırlık veririz. Şimdi ben 10 dakikamı harcadım şu anda. O yüzden hemen bir kendime çay demleyeceğim falan. Hemen oturacağım. 2 dakika bir şey atıştıracağım ve videonun bu bahsettiğim anne psikolojisi videosunu çekimine başlayacağım.